Show TV logosunu, bu YouTube. Burası YouTube. Burası da Show TV'nin Instagram sayfası. Evet. Efendim merhabalar. Kendimi Cüneyt Özdemir gibi hissettim, güzel. Gündemi yorumlayayım mı? Evet, burada da sorularımız var. Sen de fotoğraf çekiyorsun, güzel. Evet arkadaşlar, Beybilet Dolar, burada sorularımız var. Daha önceden sorulmuş sorular sanırım bunlar. Bir de burada altta yazılanları okuyacağız. Benim bu konudaki acemiliğimi şimdiden anlayışla karşılayacağınızı biliyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu canlı yayın meselelerinde çok da başarılı değilim. Hayatımda ikinci kez az önce kendi telefonumda açtım. İlkinde de adres sormak içindi, kaybolmuştum. Ve canlı yayın açıp bulunduğum yeri gösterdim. Arkadaşlar da sağ olsunlar, yardımcı oldular. Evet, şu emojiler patır patır o altta, onları tekrar söylememe gerek var mı? Hani gülen emoji, güneş gözlüklü emoji. Selamlar efendim. Herkese çok selamlar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var anladığım kadarıyla. Çok zamanımız yok değil mi? Kaç dakika yaparız? 15-20 dakika mı? Çünkü niye? Çünkü setteyiz. Bak göster böyle. Bak göster göster, hiç şey yapma. Çekinme ha. Bak burasını biz ne yaptık abi? Fonladık. Şöyle. Seni çeviremiyorum çünkü sen çok sakatta duruyorsun. Onu çevirirsem dökülür. Ve 15-20 dakika sonra sahneye geçeceğiz efendim. O yüzden selam faslını geçelim arkadaşlar. Hepinize selamlar. Dediğim gibi acemiliğimi kusura bakmayın. Soruları alalım canım. O inanılmaz hızlı. Ben en iyisi hazırlardan gideyim. Olur mu? Yürür müyüz? Evet. Konu yok diyor. Direkt. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu yanlışlıkla kapattım. Heh, tamam buldum. Kötü karakter canlandırmanın güzel yanı nedir? Hmm. Yani güzel yanı yani bir karakteri canlandırmanın her yanı güzel tabii. Yani kötü yanı diye bir durum yok. İyi karakter, kötü karakter çok ayırt ettiğim şeyler değil. Bir karakter yazıldığı noktada karakterdir. İnsandır. Hocam selamlar. Dikkatimi dağıttınız. Oradan bakınca bir şey kaygısına düştüm. Hocamı da göster. Bak yönetmenimiz. Selamlar hocam. Kolay gelsin. Eyvallah. Evet, Savaş hocamız. Efendim neydi soru, pardon. Ha, güzel yanı nedir? Güzel yanı diye hiç bakmıyorum ya, kötü karakter. Kötü karakter mi, onu da bilmiyorum. Yani iyi karakter, kötü karakter diye bir ayrıma çok inanan bir oyuncu değilim arkadaşlar. İnsanlar hata yaparlar. Seçimleri onların tavrını belirler. Hayatta da herkes iyi olduğu dönemler vardır. Kötü kararlar aldığı dönemler vardır. Burak Ersoylu da şu an oynadığım karakter de hayatında maalesef kötü kararları arka arkaya alan bir arkadaşımız. Bu yüzden de başına gelmeyen kalmıyor ve etrafını da sürekli bir belanın içerisine sokuyor. Ben oynamaktan keyif alıyorum Burak. Ha, asıl keyifli taraflarından bir tanesi enerjisinin yüksek olması, hoşuma gidiyor. Bana göre çok yüksek enerjili bir karakter. Daha sosyal bir karakter. Ben o kadar sosyal değilim maalesef. Bu yönleri güzel Burak Bey'imizin. Evet, sıradaki soruya geçiyoruz. Kendi moderatörlüğümü de kendim yapıyorum ya. Bu çok tatlı oluyor bir yandan. Setteki en eğlenceli kişi kim? Benim. Yani Ahmet abiyle çok eğleniyorum ben. Ahmet Mümtaz Taylan'da. Buradan selam kendisine. Kendisi çok eğlencelidir. Bayılıyorum. Ahmet abi selamlar. Setin dışında çok daha eğlenceli tabii ki. Yani hangisini tercih ederse Ahmet abi orada daha eğlenceli. Sette en çok hangi olayı unutamıyorsunuz? Komik, tuhaf vesaire. Sette en çok hangi olayı? Ya şöyle bir düşününce hemen aklıma gelmedi ama sanırım bu da unutamayacağım olaylardan biri. Şu an karşımda 7-8 tane telefon.
bir soruya cevap vermemi bekliyor. Bu enteresan bir gün oldu. Setin sanırım ilk günü çok keyifliydi. Heyecanlıydım, unutamadığım, gözümün önünde bütün fotoğraflarıyla hatırladığım bir gün. Çünkü çok kalabalık bir sahne çekiyorduk. Sanırım davet sahnesini çekiyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlasam ya bu kadar unutamadığım deyip. O gün eğlenceliydi ya, çok kalabalıktı, onu hatırlıyorum. Drone'la bir sahnem vardı. Drone tepeden geliyordu ve kadraja ben giriyordum ve devam ediyorduk. İlk planım buydu arızada. Çok hoşuma gitmişti o sahne. Nedense onu anımsadım bir anda. Sette en çok, pardon, oyuncu olmak isteyenlere bir öneriniz var mı? Uzaylılar hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Ya soğanlı olursa menemen olmuyor. Değil mi? Başka bir şey oluyor. Yemek oluyor galiba. Ya soğanın miktarına da bağlı. Biraz koklatılırsa güzel de olabilir. Değil mi? Yok demeyelim. Sen bir hıhladın. Soğanlı mı ben senin olayın? Senin olay soğansız mı? Çakallı menemen. Neysin? Çakallı menemen deniyor. Çakallı menemenim, evet. Deniyor ona. Aa, ilk defa duyuyorum. Neyse, bu tartışmayı devam etmeyelim şimdi. Çakallı menemen. Oyuncu olmak isteyen arkadaşlara önerim bu iş kilometre işi. Ben hani bir öneri veya bir nasihat verecek durakta değilim. Benim yolum daha çok uzun. Ama hani başladığım duraklardan biraz bahsedebilirim. Ben konservatuvarda okudum ve konservatuvarda okurken de tiyatroda çalışmaya başlamıştım. Bir şeyi ne kadar çok pratik ederseniz o şeyi kendi üslubunuzca o kadar daha iyi öğrenirsiniz. Daha iyi aklınızda kalır, daha iyi pekiştirirsiniz. Kendi yöntemlerinizi geliştirirsiniz. Yani bu kitaplardaki yöntemleri okuyarak en fazla bir şeyi anlamanızı destekleyebilirsiniz. Ama öğrenmek ve bu işin içerisinde tecrübe kazanmaksa eğer mesele, önerim bu pandemi koşulları bittiğinde, umarım tiyatrolar tez zamanda açıldığında bir tiyatroya destek olmaya gidebilirler. Mesela orada işleyiş nasıl oluyor? İnsanlar orada neler yapıyor? Kulisinde neler yapıyorlar? Bir oyun nasıl prova ediliyor? Bunu görebilirler. Bu konuda bir beklentiye girmeden bence bir tiyatroda çalışabilirler. Para almayın çünkü para yok ilk başta. Sonra var. Öğrenin, okuyun, bol bol okuyun arkadaşlar, bol bol izleyin. Sizden önce insanların yaptığı şeyleri görmeden o insanların yaptığı iş üzerinde çok fazla yetkiniz olmaz. O yüzden yaptığınız her işi, ne yapıyorsanız, limon da satıyorsanız, tarihine bakın sizden önce neler yapılmış. Bence yararlı olabilir. Şunu okuyamadım ya, çok affedersiniz. Ya... İyice yaşlandık. Dur. Ne bu? Eğer yabancı bir dizide oynayacak olsanız hangi dizide oynamak isterdiniz? Breaking Bad'de oynamayı isterdim. Yani belki çok genel herkesin aklına hemen yabancı dizi olarak gelen bir dizi olabilir ama gerçekten çok iyi bir dizi. Oradaki karakterlerden, Meksikalılardan birilerini oynamak isteyebilirdim. Oynarım da. Yani öyle çok matah bir durumda değil açıkçası. Evet. Sizden bakayım ya, dur bakayım buralarda sorular ne? Fiko nerede? Fiko daha gelmedi. Kemal, Burak, Alper henüz gelmedi arkadaşlar. Fiko nasıl? Fiko gelseydi yayına. Ya da ben sadece onları mı görüyorum? Evet, nereden okuyayım? Evet, burası Arapça. Arapçaları maalesef anlamıyorum. Biraz şöyle şey yapabiliyor muyum? Şöyle indirip kaldırabiliyorum değil mi? Hı-hı. Hı, nereye? Burayı mı okuyoruz? Instagram'a da bakabilirsiniz. Buraya da bakıyoruz. Farkın. Evet, burada daha çok emojiler var arkadaşlar. Erzincan'a selam. Bu devam mı ya? 1000 yıl önce yapıyorduk biz bunu. Manisa'ya selam. Ankara'ya selam. Bütün izleyen arkadaşlarım memleketlerine... Sette misiniz? Evet, setteyiz. Bak, bu güzel bir soruydu. Ali Rıza nerede? Tolga bugün diğer ekipte, iki ekip çalışıyoruz ve şu an Tolga diğer ekipte çalışıyor efendim.
ben onun adına size selamlarını iletiyorum. Uzaylılar hoş geldiniz, hoş bulduk efendim. Recai mi? Nerede? Rolüme nasıl hazırlanıyorum? Öncelikle Recai hocamın beni rahatlatmasıyla hazırlanıyorum. Özel teknikler uyguluyor bana. Setimiz sabahsa sabah erkenden biz önce onunla buluşuyoruz. Bir kahve içiyoruz. Kendisi ne istediğini ve nasıl istediğini bana döverek bazen anlamadığım yerde bazen kafama vurarak, şiddet uygulayarak rejiliyor kendisi. Recai Bey, seviyorum sizi. Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz? Oyuncu olmasaydım bilmem, belgesel yapmaya çalışabilirdim. Tarih meraklısıyım. İlk okuduğum bölüm de tarihle ilgili bir bölümdü. Açıkçası çizim için geldim ben İstanbul'a. Çizim yapmaya geldim. Ama sonra çok meşakkatli ve çok uzun bir yolculuk olduğunu gördükten sonra daha çok tiyatroya heves ettim. Oraya kaydım. Ama okuduğum bölümü o sıra sevmeye çalışırken bilgi ve belge yönetimi, belgesel yapabilirim diye düşünüyordum. Buyurun, görüntü yönetmenlerimizi de çekelim. Buyurun. Gel ölç. Gel. Gel. 40 abi. Görüntü yönetmenimiz. Gel bak. Gel bakayım, patlama var mı? Onu da bir gör de. Gelmişken. Gel buraya. Kanaldayız şu an. Gördüm abi. Bak. Kesintiye uğrattırırım burada. İstediğimi yapabilirim buradan. Bu kanaldı bu. Arıza hesabı. YouTube arıza hesabı. Evet. Hmm. Saner Bey için buraya mı yağcılık yapıyoruz? İltifatları Saner Bey için bu tarafa mı yapıyoruz? Burası kanala. Show TV izleyin efendim. Saner abi. Selamlar abicim. Erik istiyorum Saner abi. Canım erik istedi. Burak Ersoy'la karakterini hazırlanırken nasıl bir çalışma yaptınız? Arkadaşlar, Burak Ersoy'la karakter... Ya bir kere şöyle bir durum oluyor. Şunu ben kısaca özetleyeyim. Hemen hemen soruların birçoğuna da cevap vermiş olacağım galiba. Şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Şimdi ben oyuncuyum. İşin içerisinde önce senaryo var. Önce söz var efendim. Önce senaryomuz oluşturuluyor. Sonra bu dünyayı yaratmak için yönetmenimiz devralıyor ve aynı anda paralel olarak yapım işin içerisine giriyor vesaire vesaire. Çok fraksiyonlu bir iş yapıyoruz. Belki de bütün kreatif ekip tamamlanmaya yakın oyuncular bu duruma dahil oluyor. Hatta ben bu işte en son dahil olanlardan biriyim. O yüzden de aslında işim rahattı. Yani ekipte kimlerin olduğu, ne zaman setin başlayacağı vesaire, her şey çok tasarlanmıştı. Ha, işin içerisine dahil olduktan sonra çalışmamız bu ekiplerin dışında gelişmiyor. Hep beraber halletmeye çalışıyoruz. Yönetmenimiz, senaristimiz, yapımcımız hep beraber bu dünyayı inşa ediyoruz. Bu dünyanın içerisinde de ben Burak için oyuncu olarak açıkçası maalesef çok da fazla uzağa gitmedim. Yani ülkemizde biraz sosyal medya gezindiğimde insanların bu dünyaya biraz da hevesli olduğunu görüyorum. Çok da, ne bileyim, bana çok da sağlıklı da gelmedi. Ama bu dünyaya özenen insanlara bu dünyanın içerisinden bir karakteri eğrisiyle, doğrusuyla göstermek de benim hoşuma gidiyor açıkçası. Yanlışlarını göstermek de bu işin doğrusu. Yani bu adamlar hatalı insanlar. Bu adamlar hatalı davranıyorlar ve bu hataları göstermekte de yarar var efendim. Selamlar. Yozgat selam. Abi Yozgat selam söyle.
Selam. Hola. Hola cabron. Kaçıncı bölümü çekiyorsunuz? Bunu söyleyeyim mi? Ha. Evet, niye söylemiyorum ki? Niye böyle bir gizem yarattım? Bunu söylemeyeceğim. Şevket Bey. 24'e başlıyoruz. Biz başladık. Selamlar efendim. Selam faslına geçelim. Beybilet dolar nedir? Buradan sorulara bakalım. Senin sorun var mı? O kadar elinle tutuyorsun telefonu. Yoruldun. Yani Burak benim sana sorun var. İyi misin? İyiyim. Keyfin yerinde mi? Nasıl gidiyor şu ana kadar? Şunu açabilsem çok iyi olacak. Şunu açabilir miyiz? Evet, daha interaktif hale getirmek istiyorum aslında. Dizide ideal karakterin kim? Güzel. Murat Ersoylu'yu beğeniyorum. Murat Ersoylu karakterini beğeniyorum. Cavit Çetin'i beğenmiyorum. Ama Murat Ersoylu karakterini beğeniyorum. Cavit Çetin'i beğenmiyorum. Canım Cavit. Cavit hayatımıza bir master olarak girdi arkadaşlar. Kendisinden çok şey öğreniyorum. Öpüyorum seni Cavit. Hangisini de öpeyim? Bunu da mı öpeyim, onu da mı? Cavit onu izliyordur. Gerçekte Burak karakterin yerinde olmak ister miydin? Yani çok da istemezdim. Her gün füze atmıyor çünkü. Yani sürekli kelle koltukta yaşamı kimsenin isteyeceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Evet, buradaki sorular bitti galiba ve diğerleri de hemen hemen aynı. Cavit'i mi? Cavit izliyorsan dur, ben Cavit'i arayayım. Böyle olmayacak çünkü. Cavit... Nasıl? Tabii. Cavit gelsin ve canlı yayın olduğunu da bilmesin arkadaşlar. Gerçi o... Gelsinler. Kalabalıklaşalım. Evet, bütün ekibi topluyorum arkadaşlar. Rahat olun. Pasta falan da üfleyeceğiz. Niye? Aa, Cavit'in doğum günü. Aramızda kalsın Cavit'in doğum günü. Cavit. Gelsene buraya. Bahçedeyim ben. Bahçeye gel, evet. Gizli görüşme yapacağız seninle. Gel ön bahçeye gel, havuzlu olan. Hadi gel, bekliyorum. Dilara sen de gel. Hadi gel. Koşturun ama, acelemiz var. Hadi, çok acayip. Suratıma kapattın Cavit. Bu kayıt altında bunu unutmayacağım Cavit. Efendim, Cavit'in doğum günü. Cavit 42 yaşına giriyor. Genç olduğuna bakmayın. Kendisi... Cavit gel. Gel. Cavit'in... Merhabalar. Set dışında ilk defa görüyoruz. Niye daha az fotoğraflarda var Cavit? Çünkü Cavit set dışında kendi dünyası olan, farklılıkları, evet, sahneye çok fazla göstermeyen bir arkadaşımız. Değil mi Cavit? Ne evet. İyi, nasıl? Vallahi, Murat Ersoylu karakteriyle ilgili sana çok fazla soru var. Vallahi Murat Ersoylu karakteri başta birazcık zayıftı ama şimdi çok daha güçlü bir şekilde karakter çok geldi. Genişledi diyorlar, doğru mu? Evet. Ben kaçtım. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz Cavit'ciğim. Öpüyorum seni. Evet, birazdan Dilara da gelecek. Dilara da bizimle olacak. Gel. Dilara da geliyor. Evet, Dilara'ya sorularımızı da alalım. Hoş geldin Dilara. Merhabalar, hoş buldum. Dur, sahnedeki halinde gel. Dilara hoş geldin. Sana arkadan bir sürü şey yazdım. Neden okumadın? Okuyamadım. Teşekkür ederim, beni alkışlıyorlar. Yani Cavit, orayı hiç göster istiyorsan. Cavit'in doğum gününü kutladık. Kamerayı yerinden oynatamadığım için maalesef siz onu diğer hesapta, Arda'nın hesabından göreceksiniz. Çok da önemli değil. Ben size anlatayım. Şu an Cavit'in arkası dönük. Üşüdüğü için ceketini giyiyor ama o ceket de sanırım Dilara'ya ait. Kendisinin değil. Manasız şakalar yapıyor ve doğum günü diye herkes gülmek zorunda. Şu an ben canlı yayın yapıyorum ama herkes oraya yüklendi. Bir şey söyleyeceğim. Senin şu an karşında toplamda 20 kişi falan vardır. Benim 1700'lerde. Bu da canlı.
Bu da canlı. Canlı yayındayız. Bana borç verir misin desem? Bak biri 19 bin. Ben bir toplamaya başlarsam IBAN atıyorum. IBAN atıyorum. Gel bunu sen anons et. Bunu anons et git. Gel. Gel gel gel. Cavit hoş geldin. Evet yayınımıza teşekkür ediyoruz katıldığın için. Onu gitti. Hoş geldin. Cavit. 42 yaşın sende bıraktığı etkileri konuşuyorduk biz de. Evet ya aslında 35 olacak seni tanıdıktan sonra 7 senelik bir yıl geçti. O yüzden 42 oldu. Yaşlandım. Bu beyazları olan adam benden 5 yaş küçükmüş. Öyle oynuyoruz. Kaskı yapan arkadaşa teşekkür ederim. Halbuki ben kardeş olmalıydım. Sen bugün 35 mi oldun? Ben bugün 35 oldum. Az önce girdiğimiz iddiayı da söylüyorum. Türk Kanser Derneği'ne benim profilimde var linki biosu. Evet. Oraya bağış yaparsanız sevinirim. İddiamız şu. Olgun sizin daha çok bağış yapacağınız kesinlikle. Ben de burada ekip arkadaşlarımdan para toplayacağım. Bakalım hangimiz daha çok para toplayacağız. Buradaki canlı yayında kaç ekip arkadaşları şu an bir azaldı gibi geliyor. 1700 kişi mi daha çok verecek yoksa biz ekip ama arkadaşlarımızla bak, mı daha oraya çok da bak, vereceğiz? Oraya bak. O saat pardon. Yoksa tamam işte şurası şey beyaz ekrana geldiği için göremedim. Okey. Tamam güzel. Tamam bakalım hangimiz daha çok toplayacağız. Benim Instagram profilimde link yaklaşık biyomda. 3000 kişi var orada da. 3000 kişi var yaklaşık. Göreceğiz bakalım. Ben daha da arttıracağım şimdi onu. Göreceğiz evet bakalım. Murat Dağtaban bizimle. Murat ne kadar, abi bakar ne kadar mısın? Gerçeksiniz bir göreceğiz. Bir gel arkan dönük olsun ama. Murat abi Murat abi o kadar gösteriyoruz. Murat abi sevmiyor. Gel gel. Gel gel. Evet arkası dönük. Murat abi çok kendini göstermiyor. Murat abi de bizimle canlı yayında bu bağışa katılmanız için bütün oyuncularımızı bu yayına konuk alıyorum. Evet şimdi Hazal'ı mı görüyorum orada? Hazal bir şey söyleyeceğim. Montu çıkarıp gelir misin? Bak Cavit şimdi sana fark atıyorum. lütfen lütfen gel. Gel gel artık duyurduk. Hazal Hanım geliyor. Gelmesi uzun sürüyor. Çünkü topuklu... Evet, topuklu ayakkabıyla. Saplandı gelemiyor arkadaşlar şu an. Gel. Şimdi bu kostüm bize açıklar mısın? Genelde böyle bir gece... Gel, Hazal hoş geldin. Hoş buldum. Bakayım. Hoş geldin. Merhaba. Burası Arzu'nun yayını... Arzu YouTube yayını... Evet. Niye karıştırıyorum ben bunu? Bu tarafta Show TV'nin... Instagram'ı. Hazal da şu an çıplak değil arkadaşlar. Giyinik. Yani böyle durduğuna bakmayın. Kostümlü. Ben ama seni izliyordum. İçeride beni mi izliyordun? Evet. İyi hoş geldin. Severek izliyorum. Hangimiz daha çok bağış toplayacağız diye Cavit'le bir yarışa girdik. Hı. Sen artık benim konuğum olarak senin yapacağın bağış benden sayılacak. Evet. Yani seni destekliyorum yani. Beni desteklemiş oluyorsun çok yayına girince. Keşke. Canın sıkıldı farkındayım evet, ama. Evet Cavit'i isterdim. Yayın ben artık haftaya yapacak o da. Hafta yapacak. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Var mı başka çağıramadığımız şu an burada olup da gözümden kaçan evet Rukiye'yi oynayan oyuncumuz Yeşim Hanım burada. Yeşim Hanım. Pardon Yeşim Hanım bakar mısın? Yayındayız şu anda. Lütfen. Çok değil ya. 25 bin kişi falan. Gel gel. Gel lütfen gel. Gel. Evet Yeşim Salkın bizimle. Nasılsınız Yeşim Hanım? Teşekkürler efendim. Gel gel. Asilik yapma. Mavi. gel gel. kötü şakalarla. Bana kötü şaka yaptırtma. Anladım. Yeşim Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor süslü mi tatlı sahneleriniz? İyi gidiyor. Ben pek hissetmiyorum onunla oynadığımı ama. Sizi boşuyor mu bu bölüm? Bu bölüm boşanıyor musunuz? Boşuyor bu da çok kötü bir cümle oldu. Özür dilerim buradan. Boşanıyorlar mı? Ha? diye böyle şey yapamazsın, gidemezsin. Olur veren abi. Evet, hazırlık ekibimizden Lilith burada. Lilith gel sen de hemen selam verip gidiyorsun. Arkadaşlar, bu arkadaşlarımız bizim canlarımız, bizim hazırlık ekibimiz. Kendisi Lilith. Hoş geldin Lilith. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Artık bana bekler gözlerle bakıyorsun sanırım. Arkadaşımızın görevi hazırlık ekibiyle reji ekibi arasındaki bağlantıyı evet kurmak şimdilik. Dolayısıyla beni hazırlığa almak için oradan gözümün içine bakıyor. Niye? Çünkü sahneye mi geçmemiz gerekiyor? Evet. Bunu canlı yayın dışında bağırarak söylüyordun. Canlı yayına geçince bir sessizleştim. Evet, söyle, size sahnemiz... hazırlığa alabiliriz o zaman. Evet, bunu söylemek için arkadaş görev yapıyor. Teşekkür ederiz. Ben geliyorum bir iki dakikaya kapanışı yapıyorum. Savaş Hocam kendisinden bahsetmediğim için orada çok üzgün.
Savaş Hoca'nın Savaş Hocam hoş geldiniz. Savaş Hocam hoş geldiniz. Kostüm mü? Ortada kostüm göremiyorum ben. Ya mont var ve arkadaşlar teşekkürler. Etiketimiz ha, etiketimiz neydi? Hashtag şahmat. Bu akşamki bölüm etiketimiz. Biraz sen söyleyince çok garip oldu. Falan değişik. Şahmatmış etiketimiz efendim. Bu haftaki bölüm etiketi. Arkadaşlar bu soruyu sormadınız. Ben cevap vereyim. Normalde böyle bir saçta gezmiyorum tabii ki. Bunu rol için yaptık. Normalde hiçbir şekilde saçıma herhangi bir şey sürmüyorum. Burak Ersoğlu diye yazmış. Güzel. Arkadaşlar teşekkürler. Ben sahneye gidiyorum. Yetiştirmemiz gereken bir bölüm var. Bu akşam sizlere iyi seyirler diliyorum. Arzayı yalnız bırakmayın. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Saygılar, sevgiler. Bıy bıy. Kapat. Ah, gel. Orayı kapattık, burası açık. Heh. Neyse, gel, hoş geldin. Hoş buldum. Tamam, çok küfür etme yayındayız.